Öyle baba gitti, deprem olursa zaten kaç edek evlerin %70'i yıkılır o eski yapılar. Bir depremde bile çatlıyor. Geçen Sarıoğlan depreminde çatladı mesela. Deprem anında ne yapacağımı biliyorum yani. Nasıl korunacağımızı biliyoruz. Çök kapan tutun hareketini yaparak. Ülkemizde 1-7 Mart tarihleri arası deprem haftası olarak kutlanıyor. Peki vatandaşlarımız depreme ne kadar hazırlıklı? Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına deprem hazırlığı yapıp yapmadıklarını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Normal evin şeysini yaptırıyorum. Deprem sigortası. Evet. Bunun dışında depremden nasıl korunacağınızı mesela biliyor musunuz deprem anında? Yani iyi kötü biliyoruz. Mesela? Deprem olduğu zaman ilk anda kirişlerin yanına saklanmayı veya masanın altına, masanın kenarına, vitrinin falan kenarına saklanmayı. Peki deprem olduğu anda mesela depremden kendinizi korumak için yanınızda bir deprem çantası vesaire var mı? İlk yardım çantası evinizde? Yok. 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 İş yerinde tam teşkilatlı var elbette ya. Ama evlerde yok olarak biliyorum yani. Deprem sigortası yapıyor musunuz? Deprem sigortası yapıyoruz evet. Genelde yaptırmıyor yani. Yaptıran çok. Genelde çok yani. Ama iş yerinde depreme hazırlıklı tüm ilk yardım malzemesi kesinlikle ben görmedim yani. Gördüm desem de yalan söylerim yani. Sizin kendi evinizde bireysel olarak deprem çantası veya ilk yardım çantası vesaire var mı? Evde değil de araçta genel olarak bulundururum yani. Ha, evde de bulundursak güzel olur, elbette güzel olur yani. Ama fabrikalara bakıyorum tam teşkilatlı. O da iş güvenlik uzmanlarının sayesinde çok şükür yani. Hep takip altında yani elbette. Peki binanız depreme dayanıklı mı mesela? Geçenki Sarıoğlan depreminde biz bu canlılığı yaşadık, dayanıklı olduğunu hissettim yani. Etkilenmediniz yani değil mi depremden? Yok etkilenmedik yani çok şükür. Ha, korku oldu elbette de ama çok şükür bir sıkıntı olmadı yani. Peki deprem esnasında depremden korunmak için neler yapacağınızı biliyor musunuz? Bizim bildiklerimiz kolon altı, kapı, kirişleri, kenarları, genellikle kolonlar yani kolon. Şeyleri daha güvenli olduğunu biliyoruz yani öyle biliyoruz. Son bir iki gündür okulumuzda yaptığımız tatbikatlara yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü epey uğraştık nasıl korunacağımızı öğrenmeye dair. Yani onun dışında evde de tabii ki aileleri bilinçlendirmekte fayda var. Bu kadar yani. Evet evimizde de yine deprem çantalarımız hazır. Afet çantalarımız. Her zaman güncel tutuyoruz yani aylık onları değiştiriyoruz. Yani yaptığımız hazırlıklar var. Ve iyi de bir eğitim aldık yani bu konuyla alakalı. Peki evinizde deprem sigortası var mı mesela anneniz babanızdan duydunuz? Tabii ki daha geçen gün yaptırdık biz. Yeni eve taşındık yaptırdık. Peki binanızın bir depremlere dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Şu anki müteahhitlerin bu konu hakkında çok yani gerekli yatırımlar yapılmıyor bence. Çünkü evlerimiz çatlıyor. Yani evet. Bir depremde bile çatlıyor. Geçen Sarıoğlan depreminde çatladı mesela. Evet. Geçenki depremde eviniz etkilendi yani değil mi? Etkilendi abi çünkü 13. kattayız. Erkiletti, sallandı yani. Bayağı sallandı. Çatladı evimiz. Hazırlığım yok. Yani. Sigortanızı yaptırdınız peki? Sigorta yapıldı evet. DASK'ım var. Peki binanızın depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Dayanıklı. Dayanıklı. Peki deprem olduğunu varsayalım. Deprem anında ne yapacağınızı biliyor musunuz? Deprem anında ne yapacağımı biliyorum yani. Kapı girişleri vesaire onları sor. Yok kapı girişlerinde durmayacağız zaten. Özellikle işte beyaz eşyaların orada şey yapacağız, duracağız. Ondan sonra aslında çantamız hazırlıklı olması gerek normalde. Herhangi bir duruma karşı. Başka da... Ama hazır değil galiba. Değil. Aynen. Şimdi şöyle diyeyim, okullar arasında da olan bir deprem tatbikatı olacakmış. Biz bugün onu gerçekleştirecektik. 10 ve 11 saat aralığında... Depreme karşı bir tatbikatımız ya da bir bilgimiz olmadığı için şu anlık öyle bir şeyimiz yok. Ama tatbikat olarak kendimizi koruyacağımız yerleri hazırladık. Yani evimizde saklanabileceğimiz yerleri falan ayarladık. Yani depreme karşı nasıl korunacağınızı biliyorsunuz. Evet, nasıl korunacağımızı biliyoruz. Çök kapan tutun hareketini yaparak da hareket etmeyen ya da sağlam bir duvara
montelenmiş bir dolabın yanına falan çökü kapan yapabiliriz yani. Peki evinizde deprem sigortası var mı mesela? Hayır, deprem sigortası yok bizim evimizde. Peki oturduğunuz yer depreme dayanıklı mı? Yani değil, çok da değil yani. Eski bir binada oturuyoruz şu an, oturduğumuz eski bir bina. Değil yani, depreme de çok sağlam denmez yani. Çünkü hafif bir şeyde bile sallanıyor. Çünkü geçen olan depremlerde falan bile sallanmıştı yani. Yani sağlam değil diyebilirim. Ya televizyondan gördüğümüz kadar işte bazı anlatımlara göre masanın altına, kolonların dibine filan kendinizi saklayın gibisine şeyler söylüyorlar. O gördüklerimizi uygulayacağız ama ben daha çok manevi olarak hazırlanmaya çalışıyorum. Abdestsiz gezmeye çalışıyorum. Namazımı ihmal etmemeye çalışıyorum kardeşim. Ondan sonra yani bu gibi şeyler daha önemli bence. Çünkü hiçbir şey ecelin önüne geçemez. İnancımız, itikadımız bu. Kardeşlerime de tavsiye ediyorum. Peki evinizde deprem sigortası var mı mesela? Deprem sigortam yok maalesef. Peki oturduğunuz yerin depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Dayanıklı olduğunu düşünüyorum çünkü iki katlılardan benim ev. Elektrikçiyim ben. Birkaç beton kırmak zorunda kalmıştım bazı yerlerde. Sert ve sağlam olduğunu gördüm yani. İki katlı zaten. Yüksek bina değil. Yüksek binalara göre çok daha riski düşük diye düşünüyorum iki katlıların. Hiçbir şey yok hazırlık olarak. Depremden nasıl korunacağınızı biliyor musunuz peki? Onları biliyorum. Bunları bilirim. Mesela? Mesela o depremden nasıl korunacağım? Masanın altı, efendime söyleyeyim, dolabın yanı, o şeylerin, o karyolanın yan tarafları. Böyle bir şeyler de kendim o şeylerde. Peki oturduğunuz yerin deprem sigortası var mı? Yok. Eski bina zaten, 30-40 senelik bina. Sigortası falan peki, yok. Peki dayanıklılığı hakkında ne düşünüyorsunuz kendi oturduğunuz yerin? Dayanıklılığı hakkında ne düşünüyorum? Onu bilmiyorum. 40 senelik olası bir depremde dayanıklı çıkar mı sizce? Yani olası derken iki defa yıllık bir sorun olmadı. Öyle baba yiğitli deprem olursa zaten kasetek evlerin %70'i yıkılır. O eski yapılar. Hele şu taraflarda 10 katlı olmuyor. Onlar yıkılır hepsi. Yani onlar bak kim denetledi, kim baktıydı o zaman? Hiç kimse denetlemedi, kimse de bakmadı.